Arkadaşlar mükemmel bir ürün, mükemmel bir araçla buluştu. Ürünümüz Prince Silverline versiyonu, sıralı otogaz sistemi. Aracımız Opel Astra 1.4 Turbo, bizim en çok montaj yaptığımız araçlardan bir tanesi. Sıddık Bey'in aracı Bingöl'den geldi. Arkadaşlar Opel Astra 1.4 Turbo aracımızdaki montaj kalitesini görüyorsunuz. Her şey nizami bir şekilde montelenmiş. Estetik bir şekilde montelenmiş, nakış gibi işlenmiş. Burada özellikle belirtmek istediğimiz arkadaşlar, enjektörün motor bloğuna ne kadar yakın olduğunu altını çizmek istiyorum. Bu bize performans olarak geri dönecektir. Prince'den biraz bahsedelim arkadaşlar. Prince Silverline versiyonu montajı yapıldı bu araçta. Özellikle enjektör hızı çok hızlı. 1.8 ohm. Açma ve kapama milisaniyeleri gerçekten çok tatmin edici. Bu bize performans olarak ve yakıt tasarrufu olarak geri dönecektir. Opel Astra turbolarda bildiğiniz gibi biz dolum ağzını benzin depo kapağına bu şekilde yapıyoruz. Ve depo kapağı kapandığında herhangi bir şey görünmüyor. Gizli bir şekilde dolum ağzını oraya montelemiş oluyoruz. Opel Astra aracımızda gördüğünüz gibi arkası hatchbacklerde çift katlı genelde. Koyduğumuz zaman herhangi bir yükselti olmuyor. Abi onu koyalım. Bu birinci kat. Hemen ikinci katı da gösterelim. Bunu koyduğumuz zaman arka bagaj dümdüz oluyor. Hatta iki katman arasında da belli bir mesafe var. Buraya da ıvır zıvırları koyabiliyorsunuz. Tankımız arkadaşlar bu araçlara 43 litre simit depo kullanıldı. Aracımız Opel Astra 1.4 Turbo ve aracımızın sahibi Sıddık kardeşimizle beraberiz. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim abi. Nereden geldik? Tanıt bize kendini. Bingöl'den geldim abi. Evet. Yaklaşık bir 1300 kilometrelik yolu kat edip sırf sana LPG taktırmaya geldim. Gerçekten sırf LPG için mi geldin? Yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sadece LPG için geldim. Allah razı olsun. Çünkü yani. Seni takip ediyoruz abi sürekli. Astra J-Team'den de yani sürekli takipçiniz. Evet. Yaptığın işler, gösterdiğin bu ilgi, alaka, yani her şeye değer. Şimdi işimiz bitti. Testteyiz şu anda. Ne hissettik? Bu arada arkadaşlar biz 15 dakikadır tur alıyoruz. Aynen. Sıddık Bey'le durum nasıl? Abi şöyle söyleyeyim. LPG. Ama hiç abartmadan ve neyse onu söyle bize. Ben neyse onu söyleyeceğim abi. Buraya gelirken sürekli kafamda soru işaretleri vardı. Daha önce de bende 1.4 turbo vardı aynısından. Ona da bir LPG taktırmıştım. Ama başka bir ilde taktırmıştım. 10.000 kilometre, 15.000 kilometre kadar sonra sürekli böyle sıkıntılar çıkarmaya başladı bana. Evet. Hani ayarı bozuktu. Arıza ışığı falan yakmaya başlıyordu. Evet. Hani artık belli bir süre sonra beni arabadan soğuttu. Doğru. Hatta görüştük sizinle. Aynen, böyle arada görüştük abi. Hatta bu durumu sana anlattım. Hatta sen de şey dedin, hani gel arabanın sıkıntılarını yapalım, gel halledelim dedik. Yani evet. Halledelim. Ama sen de dedin. Çok soğumuştun o zaman. Aynen, ben hissettim de seni aynen konuşurken. Evet. Ben de arabadan soğudum. Arabayı sattım. Evet. Sattım, gidip aynısından tekrar aldım. Evet. Yine 1.4 turbo, Astra 1.4 turbo aldım. Evet. Yalnız bu aldığım LPG'sizdi. LPG'siz olduğu için de şurada radar var abi. Nerede evet abi? Az sonra radar var. 88'i tamam geçme. Evet abi. Evet abi. Opel Astra'nı aldın. Aracımı aldım. Tabi benzinde şu zamanda binmek çok zor. Değil mi? Çok fiyatlar pahalı. Aynen, fiyatlar belli abi. 6 liraya yaklaştı yani benzin neredeyse. Hı hı. O yüzden LPG taktırmaya karar verdim. Zaten bu konuda seninle de istişare halindeydik sürekli. Doğrudur. Görüşüyorduk. Evet. Bingöl'den sırf bunun için, yani normalde kışın kimse kolay kolay yıllık izne ayrılmaz. Evet. Ben Bingöl'den buraya sırf LPG taktırmak için kışın izne çıktım. İzin aldım ve geldim. Aynen öyle abi. Evet. Geldim buraya. Sonra gelmekle kalmadın. Bir de paraya kıydın. Abi kıydım. Balya balya paraları koydum masanın üstüne Sıldık. Ne taktık? Öyle. Prince Silverline. Prince Silverline taktık arkadaşlar. Prince'in A kalite ürünü. Mükemmel bir ürün. Çok iyi bir ürün. Şu ana kadar nasıl durum? Bize ondan bahset. Şu ana kadar şöyle söyleyeyim abi. Ben aracı ilk kullandığım anda direkt şeye baktım zaten. LPG göstergesine baktım. Benzinde mi gidiyorum diye. Evet. Çünkü aracı ben yaklaşık buraya gelirken
1200-1300 kilometre yol kat ettim benzinde. Evet. Ve bu benzinde kat ettiğim yol neticesinde artık benzinde aracın nasıl gideceğini, yokuşlarda nasıl bir performans sergileyeceğini, normal düz yolda nasıl bir performans sergileyeceğini az çok gördük. Yani gördük, yaşadık. Evet. LPG montajı bittikten sonra ben aracı kullanmaya başladığım andan itibaren göstergeye bakıyorum. Acaba benzinde mi diye. Evet. Çünkü yokuşta da, kayıda başlamadan önce yokuşta da bir benzindeydik. LPG'yi aldım. Yokuşta LPG'nin performansı benzinden bir tık daha üstü. Onu ben hissettim yani. Yani bunu bazen inandıramıyoruz insanlara. Bazıları böyle hadi yok canım diyor ya. Bunu, yani sallıyorsun bunu, diyor. Önden kuruyorsun diyor bu işi. Ya kardeşim yok, kurmuyoruz. Abi ben bunu arkadaşlara, yani videoyu izleyecek arkadaşlara ben tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Aynen araca yazılım attırıldığında, pedala dokunduğunda aracın şahlanması gibi yokuşta aracı LPG'ye aldığım anda araç gaza dokunduğum anda tepkime gösterdi. Aynen öyle. Bak şimdi az sonra hızlanmasına bakacağız. Orada da göreceksin bunu. Aynen. Biz arkadaşlar aracı hem benzin aldık hem gazı alarak bu testleri yapıyoruz şu anda. Abi şu kırmızı tabayadan sağdan, ikinci tabayadan içeri, sağdan içeri. O değil, bir sonraki. Arkadaşlar testimiz devam ediyor. Tabi arkadaşlar Sıddık Bey'in söylediği doğru. Araç şu anda benzinden daha iyi gidiyor. Bu kesin. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Peki niçin böyle? Niçin daha iyi gidiyor? Bir kere yakıt olarak arkadaşlar LPG'nin oktanı benzinden daha yüksek. 105 oktan. Buradaki hani kayıplar, kayıp yaşayan araçların kayıp yaşama sebeplerine bakmak lazım. Ürün doğru ürün mü? Montaj doğru montaj mı? Ayar doğru ayar mı? Soldan devam. Bunları sorgulamak lazım. Eğer bunlar doğru ise benzine göre güç kaybı olmaz. En kötü ihtimal budur. Daha iyisi bu araçta olduğu gibi benzine göre daha iyi sonuçlar elde etmektir. Şimdi peki biz bu araçta benzinden daha iyi bir performansı nasıl elde ettik? Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi ürünümüz çok güzel. Gerçekten de Prince'in Silverline versiyonu mükemmel bir ürün. Yani enjektör hızı arkadaşlar şu anda görüp görebileceğiniz en iyi enjektörlerden bir tanesi. İnanılmaz hızlı. Şu anda yaşadığımız performansın aslında ana sebebi bu. Enjektör hızı. Bununla birlikte ekünün bu enjektöre cevap veriyor olması çok önemli. Bir diğer önemli konu arkadaşlar montajla ilgili detaylar. Şimdi biz mesela enjektörün çok yakın mesafeden durmasını istiyoruz motor bloğuna. Bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bizim ARGE'mizin, Candan Mühendis'in ARGE'sinin geliştirdiği bir iki tane püf nokta var. Yani koymuş olduğumuz nozullar biraz daha farklı diğer montajlara göre. Her aracın farklı bir özelliği, farklı bir montaj şekli var. Bu zaman içerisinde bizim ARGE'mizin geliştirdiği bazı doneleri içeriyor. Sonuç itibariyle biz şunu bekliyoruz, şunu istiyoruz. Sorunsuz bir kullanım ve maksimum yakıt tasarrufunu elde etmek istiyoruz. Sorun var diye bir müşterimizin bizi aramasına bile aslında tahammülümüz yok. Bu noktaya gelmemek için doğru ürün, doğru montaj ve doğru ayarın önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıddık Bey'le testimiz devam ediyor. Şimdi az sonra bir hızlanma yapacağız. Bakalım hızlanması nasıl olacak? Zaten şu an önümüzdeki Mercedes E250 ile kapışıyoruz abi. Evet, aynen öyle. Evet. Ve şu an yokuş çıkıyoruz. Mercedes'le hızımız aynı. Bir şey rica edeceğim. Bir benzin alır mısın? Benzin. Şu an benzin daha. Abi araç bak şu an mesela benzinde yokuş yukarı hızlanması daha yavaş. Değil mi? Ya az daha pısırık gidiyor değil mi daha benzinde? Aynen öyle. Hızlanması yani hani araç şaha kalkar ya. Aynen. Aracın şaha kalkması daha bir yavaş gibi benzinde. Aynen öyle. Şimdi bunu zaten ayaktan hissedebiliyor. Yani benzinde bayağı bir aracı kullan. Ben bu aracı yaklaşık benzinde bir 4-5 bin kilometre kullandım. Evet. Bunu fark ettiriyor yani hissediyorsun LPG'de aracın daha iyi hızlandığını. Değil mi? Bu benzin abi. Evet, bu benzin. Abi pısırık gidiyor bu araba benzinle. Aynen, araç yavaş gidiyor. Vallahi abi gaza. O yüzden ben de LPG'ye. Benzin. Şimdi bu da gaz. Abi anında hissediyor. Yani inanılmaz bir fark yani var şu anda. Hız ibresi daha ani hızlanıyor. Değil mi?
Vallahi billahi şu an yokuşta 6. vitesi aldım. Yani arkadaşlar, şu an 6. vites ve Mercedes'i ve Mercedes'i solluyoruz şu anda. Ya Sıddık Başkan, yüzündeki gülümseme var ya, bizim şu anda en mutlu olduğumuz an yani. Abi gerçekten yani vallahi çok mutlu oldum ben. Çünkü ben diğer aracımda çok acayip sıkıntı yaşadım. Diğer aracımda ben LPG'yi taktırdıktan sonra moralim bozuldu benim. Değil mi? Çünkü taktırdığım günün ertesi günü araçtaki ben hantallı hissettim. Yani montajı yapamamışlar büyük bir ihtimalle. Aynen öyle. İyi bir montaj olmadığı için de araç ilerleyen süreçte bana sıkıntı, sorun yaratmaya başladı. Abi montaj çok önemli. Gerçekten çok önemli. Dünyanın en iyi ürünü taktırsan bile. Aynen öyle. Montaj önemli. Ayar çok çok daha önemli. Şimdi biz mesela montajın sonunda baktığımızda bütün devir aralıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Benzinden birebir aynı mı diye kontrol ediyoruz. Yani benzinle kıyaslayabilir misin şu an hızlanmasını bize? Mümkün değil abi. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, benzinde ben 160 km hıza çok yavaş ulaşıyordum. Bu kadar hızlı ulaşamıyordun değil mi? Bu kadar hızlı ulaşamıyordum. Bak şu an 6. vites. Yüz altmışı gördük abi. Evet. Çok rahat hızlanıyor değil mi? Yani ben şunu görmedim abi. Ben benzinde 200'ü görmedim. Çok zorladım ama 200'ü bulamadım. Bunu da görecek miyiz çok merak ediyorum. Şu an 180, 190. Sağdan içeri abi. Evet. Abi şu an ben LPG'de 200'ü gördüm. 200'ü gördük. Hızlanması muazzam. 10 numara. Sınıfı geçti o zaman. Geçti abi, geçti. Kesinlikle. Yani zaten orada arkadaşlar montajı yaparken onlarla da biraz muhabbet etme şansım oldu. Yani kullandığım, yani seçtiğim ürünün yani piyasadaki en iyi ürün olduğunu söyledi. Yani Prince markanın en iyi ürün olduğunu söylediler. Aracın performansı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu bize nasıl geri dönecek onu anlatalım. Bir, subap sorunu yaşamayacağız. İki, motor arızalanması yanmayacak. Üç, yakıt tasarrufumuz çok yüksek olacak. Bundan hiç şüphem yok. Testimizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Ne diyorsun? Ne hissettin? Testimiz abi, nasıl geçti? Sağdan içeri. Son derece memnun kaldım. Gerek arkadaşların orada izzeti ikramından dolayı, gerek hoş muhabbetlerinden dolayı, gerek de senin bu nezaketinden dolayı ben çok memnun kaldım. Ya zaten LPG'nin montajını ve LPG'yi söylemiyorum bile. Burada evet, söylenecek hiçbir şey yok. Çünkü gerçekten mükemmel bir kit. Ya ben şahsen Astra J-Team'deki arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Tabii hani herkesin bütçesine göre. Biraz ben bekar olduğum için pek bütçeyi düşünmüyorum. Direkt abi. Evet. Bak şu an LPG'de var. Yani ben bu koltukta oturuyorum yan tarafında ve mükemmel bir çekiş olduğunu şu anda aynen görüyorum, izliyorum. Fark ettin değil mi abi? Evet, evet. Gerçekten çok farklı benzinden. Ben acayip şaşırdım ya. Vallahi ben abi benzinden daha iyi çekeceğini gerçekten çok şaşırdım. Soldan içeri. Ben hatta şöyle iddialı bir şey kullanayım. Şu anda biz bu arabayı dyno'ya soksak emin ol 3-4 beygir, 5 beygir fazla çıkar bu araba. Bundan hiç adım gibi eminim. Olabilir. Evet. Yakıt tasarrufunun yüksek olacağını söyleyebilirim. Hı. Çünkü bunun performansla direkt ilgisi var. Yani performansı iyi olan, benzin gibi giden araç az yakar. Bu bir aynen öyle temel prensip. O zaman Sıddık kardeşim, ayaklarına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki vallahi tanıştık seninle. İyi ki tanıştık, aynen öyle. Çok memnun oldum ben. Güzel bir montaj oldu, çok güzel bir test oldu. Hayır. Ben yıllarca sorunsuz kullanacağını düşünüyorum. En ufak bir sıkıntın, problemin oldu mu hemen görüşelim. Aynen. Biz her zaman hizmet hazırız, buradayız. Ayrıca kahvaltı için teşekkür ederim abi. Eyvallah, her zaman başım gözüm üstüne. Arkadaşlar, testimiz tamamlandı burada. Ben Sıddık kardeşime çok teşekkür ediyorum. Keyifli sürüşler diliyorum. Teşekkür güzel bir abi test oldu, güzel bir montaj oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmeden önce videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım, destek vermeyi unutmayalım. İyi günler. Hayırlı olsun Sıddık Başkan. Sağ ol abi. Teşekkür ederim.